Dünyanın en eski düşünce kuruluşlarından, Amerika'nın de Brookings Institute'de siz tabii dış politikalarda yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Ve tek Türksünüz ve aynı zamanda yaşınız itibariyle de en genç üyesisiniz. Yani burada çok popüler isimler var, dünya siyasetçileri de var. Bundan birazcık bize bahsedebilir misin? Tabii. çok gurur verici bir şey. Yani. Ben de çok merak ediyorum. Brookings gerçekten şahane bir yer. Bir defa düşünce kuruluşlarının rolüne bakmak lazım. Nedir? Küresel anlamda. İşte Brookings bir numaralı düşünce kuruluşu. İşte Chatham House'u var. Başka değişik Asya odaklı kurumlar var. Ama esasen düşünce kuruluşlarının en büyük katma değeri bir şey diyelim, dünyaya diyelim. Her şeyi hükümetlerden beklemek doğru olmadığı için hükümetler, dünyanın her tarafındaki devletler ve hükümetler kendi politikalarını belirlerken ister istemez siyasetin gerçeklerinden dolayı kısa vadeli düşünmek zorundalar. Yani Amerika'da seçimler 4 senede bir yapılıyor. 2 yılda bir işte ara seçimler var. Dolayısıyla dünyadaki hiçbir siyasi yapının gerçek anlamda uzun vadeli düşünmesini beklemek gerçekçi olmaz. Çünkü ilk başta siyasetçilerin ilk hedefi oradaki yönetimi yakalamak, sonra yönetimi korumaktır. Ama bazı konular o kadar önemlidir ki 10, 20, 30, 50, 100 yıllık planlar yapmak gerektirir. Düşünce kuruluşlarında en büyük aktif olduğu yer hükümetlerle beraber, devletlerle beraber çalışıp bazı projeleri onlarla beraber yapmasıdır. Brookings o bakımdan dünyanın en büyük düşünce kuruluşu. Çok peki aslında, siz bu pozisyonu Türkiye açısından nasıl kullanıyorsunuz? Ya şöyle şimdi bu, ben Brookings'e katıldığı 1,5 sene oldu. Tabii ki de tek Türkmen olduğum için o ortamda Türkiye konusu açıldığı zaman en azından bizden birinin onlara dengeli bir görüş verme şansını elde etmek çok hoşuma giden bir olay. Çünkü dediğim gibi biz bazı şeyleri biliyoruz ama karşımızdakilerin her şeyi bizim gibi düşünmesini beklemek doğru değil. Çünkü onlar biz değiliz. Dolayısıyla her mevzu konuşulduğunda sadece Türkiye olayı değil, başkalarla konuşulduğunda herkes değişik görüşlenebilir ama tabii olay Türkiye'ye geldiği zaman dengeli bir görüntü, resim çizmek mevcut. Çok hoşuma gidiyor. Ve inşallah tabii ki de ileride daha da aktif bir şekilde bu diyaloğu sürdürmek lazım. Peki toplantılarınızı nerede yapıyorsunuz? Genelde Washington'da. Türkiye'ye davet etmeyi düşündünüz mü? Tabii ki de. Üyelerim. Hatta üyelerimizden daha doğrusu veya bir yönetim kurulu toplantınızı İstanbul'da inşallah yapmak nasıl olur? İyi olmasın. Tabii seve seve. Bu arada çok açıklardı da böyle şeyler. Yani geçen hafta bundan 1,5 hafta önce bu İstanbul'daki BRICA sempozyumu çerçevesinde Brookings'den bir bayan geldi. Alman bir bayan geldi, konuştu. Tabii ki de niyetim var. Evet. Olması da gereken bir olay. Çok da güzel bir olay bu arada. Bence iki taraf için de çok önemli bir olay. Çünkü dediğim gibi komünikasyon kanallarının ne kadar yani ne kadar güçlü olursa o kadar iyi. Çünkü kısa vadeli, bazen siyasi, bazen jeopolitik anlaşmazlıklar ki bu dünyanın bir gerçeği. Yani bu Türkiye'nin değil sadece. Bir örnek vereyim yani çok çabuk. İşte bu Trump'ın bu JCPOA denilen yani İran ambargosu kararından tek taraflı geri adım atması. Şimdi bu kimleri acıttı diye baktığınız zaman aslında en başta Fransa'yı acıttı. Total şirketinden orada 30 milyar euroluk yatırımı vardı. Şu anda iptal etmek zorunda. Şimdi bu Fransa, Amerika arasındaki bir aslında baktığınız zaman bir gerginlik. Evet. Ama yani ülkelerin kendi çıkarları her diğer ülkeyle aynı olacak diye söz konusu değildir. Böyle bazı anlaşmazlıklar olduğunda da aradaki iş adamlarının bulunduğu kanallardan gelen mesajlar önemlidir. Dolayısıyla bu bakımdan bunun güçlenmesi bence herkes için hayırlı olur. Yani burada aslında power of travel yani seyahatin gücü. Yani bir başka deyişle de turizmin gücü. Bu anlamda turizm sektörünün bu hem Brookings Institution'daki yönetim kurulu üyesi dostlarınızla veya yabancı yatırımcılarla kuracağı iletişim ülke algısı açısından da pozitif olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle ve ne kadar çok olursa o kadar da iyi.